Okul çıkışı denilince mutlu olmayan var mı? Düşünsenize saatlerce zehir zemberek gerilmişsiniz. Derslerden, sınavlardan, ödevlerden kafanızı kaldıramıyorsunuz. Çevrenizdeki herkes kendin için çalışıyorsun dese de aslında aileni, öğretmenini memnun etmek için çalışıyorsun. Bunun verdiği zihin yorgunluğuyla beraber aylarca haftanın 5 günü git gel yapıyorsun. Haliyle bu koşuşturmacadayken bulunduğun gergin ortamdan kurtulabileceğin saat gelince seviniyorsun. O zil çaldığı an apar topar defteri kitabı çantaya koyup hazırlanıp koşa koşa askılığa gidip montu alıp merdivenlerden inip çıkış kapısını görmenin hissini bilirsiniz. Huzurdur o huzur. O çıkışın verdiği kargaşanın bile bir önemi kalmıyor. Ben mesela hemen okuldan çıkayım derken okulda birçok kez bir şeyler unutmuşumdur. Sınıf kapısından çıktığınızda kalabalık koridorlarda birbirini ittirerek çıkışa ulaşmaya çalışan öğrencileri gördüğünüzde bunların tek ortak noktasının okuldan bir an önce kurtulmak olduğunu biliyorsunuz. Kimileri eve gidip yatar, kimileri bilgisayar başında oturur, kimileri sokağa çıkar, arkadaşlarıyla oynar. Ben genelde eve gidip yatıp kalkıp oyun oynayan biriydim. Ama mesela bazen arkadaşlarımla cuma günü okul çıkışında planlar yapardık. Okul çıkışı kafeye, sinemaya gitmenin keyfi çok başka. Anlık karar verdiysek herkes çıkışta annesini arayıp izin koparmaya çalışırdı. Çoğunlukla ailemiz izin vermese bile eve gidince yiyeceğimiz azarı bile emrivaki yapardık, ancak tabii değerdi. Cebimizde çok az para olmasına rağmen dışarıda geçirdiğimiz vaktin haddi hesabı olmazdı. Hava kararına kadar okul üniformasıyla oradan oraya koştururduk. Mesela sinemaya gireceğimiz zaman canımız abur cubur çekerdi. Haliyle sinema pahalı olduğundan ötürü AVM'nin alt katındaki markete iner, abur cuburları alıp montumuzun içine koyup yukarı çıkardık. Sinema görevlisi görmesin diye de elimizden geleni yapardık. Diğer yandan her kafeye gittiğimizde çayın fiyatına bakar şaşırır, neden bu kadar pahalı diye muhabbetini yapardık. Çaydan başka bir şey de söyleyemezdik. Kafede otururken de illa birinin platonik aşkı üzerine konuşurduk. Olmazsa olmaz çünkü. Oturur birbirimize tavsiyeler verirdik. Kimi zaman okul çıkışı topluca internet kafeye giderdik. Saatlerce kalkmazdık. Düşününce şimdi aslında o zamanlara bir özlemim var. Her ne kadar çile gibi gelse de çok ayrı bir hissiyatı vardı. Yaşlandığım için biraz duygusallaştım sanırım. Neyse, peki sizin okul çıkışı yapmayı en çok sevdiğiniz şey nedir dostlarım? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.